Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümde sizlerle konuşmak istediğim konu ikinci eş. Narsistin ikinci eşi. Bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Bu konuyla ilgili bazı kafa karışıklıkları oluşmuş durumda. Çünkü soru şöyle geliyor. Sezer Hanım, evet siz öyle diyorsunuz ama hani narsist değişmez. Asla kimseyi mutlu edemez diyorsunuz ama benim eşim ikinci eşiyle görüyorum çok mutlu. Her yerde güzel fotoğrafları var. Çok geziyorlar, tozuyorlar. Sanki adam ya da kadın değişmiş gibi diyorlar. Arkadaşlar şimdi evet narsist ikinci eşiyle, sevgilisiyle ya da birlikte yaşadığı kişiyle çok daha mutlu, çok daha uyumlu, çok daha iyi bir insan olarak kendini sergiler. Neden mi? Nedeni çok basit. Çünkü narsist aslında sizden boşandıktan sonra da arkada kalan eşe şu mesajı vermeye çalışır. Bak görüyor musun? Ben senden boşandım, biz ayrıldık ve ben şimdi bu yeni eşimle birlikte çok mutluyum. Çok iyiyim ve görüyorsun suç bende değilmiş. Senin yüzünden ben kötü oluyormuşum. Sen benim kötü olmamı sağlıyormuşsun. Demek ki kötü olan senmişsin deyip hala boşandıktan sonra bile yeni eşinde eski eşine gönderme yaparak onun yine kontrol altında kalmasını, onun kendinde oluşturduğu o kendini suçlamaların üstüne tekrar ekleme yapmasını ya da kadın bir şekilde artık hani resti çektiyse ya da adam hani anlamışsa narsist olduğunu ilk eşinden bahsediyorum ve artık sınırlar çizmeye başladıysa ve sonunda artık hani bu iş olmuyor sen böylesin ben de böyle kişiyle yapamam deyip eski eşi bitirdiyse narsistin ilk eşi, narsist zaten bunu terk edilme korkusu çok fazla olduğu için gururuna bir türlü yediremez. Bunu içselleştirir ve bunun içinde bunun öyle olmadığını göstermek adına yani kötü olanın kendisinin değil sizin olduğunuzu göstermek adına ikinci eşine karşı son derece iyi niyetli davranır. Hatta sizin gitmek isteyip de görmek isteyip de gidemediğiniz yerler, gezemediğiniz yerler hep böyle bir bahane bulup size aman şimdi oraya gider mi, orada şöyle olur, böyle olur dediği yerlere bir bakmışsınız yeni eşiyle birlikte gitmişler, poz boz resimler, biz mutluyuz havaları, imaları sosyal medyada paylaşılmaya başlanmış. Ve tabii siz bunu görünce ne yapıyorsunuz? Ah diyorsunuz ya görüyor musun? Adam aslında iyiymiş ya da kadın aslında iyiymiş. Ben kıymetini bilememişim. Ben ona gerektiği şeklinde davranılması gerektiği şeklinde davranmamışım. Ben hatalıymışım, ben kusurluymuşum, ben değersizmişim, ben bunu hak etmişim. Ve yine başlarsınız kendinizi yemeye, kendinizi suçlamaya. Halbuki arkadaşlar işin aslı öyle değil. Dediğim gibi narsist her zaman ne ister? Kontrol ister arkadaşlar. Bunu her videolarımda söylüyorum. Sizi bırakmış bile olsa, sizden ayrılmış bile olsa, boşanmış bile olsanız narsist sizi her zaman elinin altında tutmak ister. Yani o kapıyı asla tam olarak kapatmaz. Hep böyle bir aralık kalmasını ister ki olası bir durumda yeni eşiyle, sevgilisiyle, arkadaşıyla, her neyse o kişiyle bir ilişki durumundaki karışıklıkta, darılmada, işte yanlış anlaşılmada, ona karşı kötü davranılması durumunda hemen arkadaki kalan kapıyı tıklamayı ister narsist. Yani şu an ikinci eşiyle olduğunu farz edelim. Ve ikinci eşiyle şimdi size göstermelik ilk başlarda tabii aşırı bir şekilde İşte aşk bombardımanı, iyi davranmalar, şunlar bunlar olacaktır ve hatta bu sürebilir de. Hani sizinle bir ay yaptıysa çünkü siz hemen ele geçmişsinizdir.
Hemen onun istediklerini yerine getirmişsinizdir. Şartsız, koşulsuz, sevildiğini anladığı an zaten narsist ne yapar? Yatırımını oturup yemeye başlar. Ve siz bunu erken yaptıysanız size zaten çok zaman ayırmamıştır. Siz hemen kendi elinizle ayağınıza tıpış tıpış narsistin istediği biçime girmişsinizdir. Ama yeni eşi bu duruma biraz sınır çiziyorsa, hemen onun istediği biçime girmiyorsa, bazı şeylerde karşı koyuyorsa, narsist hem yeni eşini kandırmak adına hem de eski eşini, bak görüyor musun, ben aslında senin sandığın gibi değilim dedirtebilmek adına bu süreyi uzatabilir. Çünkü sorularda bu da var. Diyorlar ki ama Sezer Hanım'ın diyorsunuz bir ay sonra ortaya çıkar, iki ay sonra ortaya çıkar. Hayır arkadaşlar, narsist gerekirse 2 sene de bunu uzatabilir. Ta ki o kişiyi tamamıyla ele geçirinceye kadar, ta ki o kişiyle evleninceye kadar ya da evlendikten sonra daha onda alacakları bitmediyse. Örneğin narsist evlenmiştir fakat kadından ya da adamdan alması gereken ekstra maddi bir destek daha vardır. Onu da alabilmek için o iyilik meleği rolünü biraz daha uzatır. O aşk bombardımanını biraz daha uzatır. Yani onun yanındakini ikna edinceye kadar bu işi sürdürür. Ne zaman ikna etti? İşte o zaman narsist artık yorulmuştur. Maskesini, şunu bunu çıkartır. Gerçek yüzü artık ortaya çıkmaya başlar. Bir bakmışsınız, kontrol, işte aşağılamalar, küçük düşürmeler, sadece ben varım duygusuyla siz ortada kala kalırsınız ki artık bu ortada kaldığınızda da iş çoktan iş işten geçmiştir. O sizi maddi manevi olarak bir şekilde kontrol etmeye, işinize, gücünüze, paranıza el atmaya başlamış duruma geçmiş olur. Tabii böyle durumlarda da siz eşe dosta da bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü o adamı ya da o kadını başta o kadar böyle ballandıra ballandıra anlatmışsınızdır ki ya öyle birisi iyi birisi şöyle bana böyle yapıyor, şöyle yapıyor, şuralara gidiyoruz, bunu yapıyoruz, 5 kuruş para ödetmiyor. Şu bu derken onun yaptığı yatırımları devamlı ve sürekli zannederek başkalarına da anlattığınız için ailenize, arkadaşınıza, eşinize, dostunuza birdenbire de adamın birdenbire hani kötüye döndüğünü, değiştiğini anlatamazsınız. Çünkü bu sefer de hani sizin değiştiğiniz, sizin kötü olduğunuza inanacaklar. Çünkü adam dışa karşı ya da kadın arkadaşlar, adam benim dilime dolanmış. Kadın narsistler çok daha tehlikeli arkadaşlar. Bunlar ayrı bir videoda yapacağım fakat bir türlü zamanım olmuyor. Narsist kişi diyeyim ne yapacaktır? Kendini dışa karşı hep iyi gösterdiği için, bir tek içeride bozulmaya devam ettiği için, gerçek yüzünü içeride açtığı için siz artık isteseniz de bunu ispat edemez hale geleceksiniz. Ve onun manipülasyonları, gaslightingları, kafa karıştırmalarıyla zaten diğer taraftan da geçmişinizden gelen çocukluğunuzdaki değersizleştirmeyle, eksik kusurlu şemanızla kendinizi yiyip bitirmeye başlayacaksınız. Ha bazıları bunu işte böyle bağırıp çağırarak hallediyoruz Sezer Hanım, artık ben de üstüne gidiyorum falan diyor. Ama arkadaşlar narsistin istediği zaten bu. Sizin bağırıp çağırıp böyle sinirli bir halde olmanız. Yani sizin olmanız gerekenin kişiliğinizin dışına çıkıp kötü bir kişiliğe doğru ulaşmanız. Yani bu da aslında narsistin işine yarıyor. Dolayısıyla şimdi ya Sezer Hanım işte birinci eşle benimle böyleydi. Şimdi ikinci eşiyle çok mutlu. Ben kendim herhalde bende bir eksiklik var. Ya da adamcağız kadıncağız iyiymiş ben kıymetini bilemedim düşüncesinden çıkın arkadaşlar. Eninde sonunda o yeni eşiyle eninde sonunda bir yerde patlak verecektir. Ta ki o yeni eşinin maddi manevi her türlü onu ele geçirinceye kadar olacaktır bu. Ha yeni eşi belki işi sürüncemeye alır, sınırlar çiziyordur, ele geçmiyordur ama bu onun için uğraşacaktır. Çünkü orada elde edebileceği sizinkinden çok daha fazla bir şey vardır, yatırım vardır. Maddi manevi olarak bir şeylere el koyması gerekiyordur. Onun üzerine projelerini üretmiştir. Onunla ilgili işte hayaller üretmiştir. Kadını kandırmaya çalışıyordur, adamı kandırmaya çalışıyordur. Ve bunun içinde zaten kolları sıvar. Ama bu arada da yapılan şeylerde size gönderme yapıldığını asla unutmayın arkadaşlar.
Çünkü şunu bir kez daha tekrar ediyorum burada. Narsisti değiştiremezsiniz arkadaşlar. Narsist sadece değişmiş gibi yapar. İşine geldiği gibi davranır. İşte psikoloğa gitmeyi kabul eder. Psikoloğa gider. Ama zaten gittiği her psikolog onun sadece öfke problemini ele alır. Yani bir narsiste sen narsistsin denmez. Dolayısıyla da narsist psikoloğa gittiği zaman ya onun bastırılmış öfke problemi ki çoğunluğunda olur. Özellikle kırılgan narsistlerde çok büyük öfke problemi vardır. Bastırılmıştır ve birdenbire patlar ve onun tedavisi üzerinden yürünür. Yoksa hani narsist asla hiçbir zaman ben narsistim ya da narsist miyim acaba diyerek bunu kabul ederek tedaviyi sürdürmez. Çünkü zaten kişi kendiyle hani kendini sorgulayabiliyorsa ya ben narsist miyim acaba olabilir miyim ne diyorsun falan diyebiliyorsa zaten narsist değildir arkadaşlar. Hani bunu da çünkü gelen danışanlarımdan da çok duyuyorum ben. Sezar Hanım kesin ben narsistim çünkü böyle yapıyorum böyle yapıyorum diyor. Böyle böyle yapan kendine dönen kendiyle yüzleşmek için hazır olan kişi narsist değildir arkadaşlar. O yüzden de hani kendinizi artık yiyip bitirmeyi, kendinizde suç aramayı bırakın. Çünkü ortada olan biten şeylerin sizinle bir ilgisi yok. Sizinle ilgisi sizin aşırı empat taraflarınız, aşırı affedici, aşırı iyi niyetli olmanızla ilgili. Yani siz de aslında narsistin narsistik projeksiyon yaptığı gibi, kendini yansıttığı gibi siz de empat projeksiyon yaparak kendinizdeki iyilikleri ona yansıtarak onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Onu iyileştiremezsiniz. Yaptığınız gayretler hep su üstünde kalır. Ve siz yaptığınızda kalırsınız. Bir teşekkür, bir takdir ya da bir sevgi kırıntısı bulamazsınız arkadaşlar. O yüzden de siz her videomda söylediğim gibi şunu tekrar söylüyorum. Kendi dünyanıza, kendi yaşamınıza, kendi işinize, gücünüze, kendi varlığınıza, kendi mutluluğunuza, kendi arkadaşınıza. Çünkü narsist asla değişmez arkadaşlar. İster ikinci, ister üçüncü, dördüncü evliliğini yapsın. İsterse dünyanın meleğiyle tanışsın, onunla yaşasın. Narsistin yaşam biçimi yanındaki kişinin duygularını, enerjisini emmekle oluştuğu için her zaman yanındakini sömürmek için yatırımlar yapacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomda bu kadar. Bir diğer videomda görüşebilmek umuduyla sevgiler. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.